Kalbimizden Dünya Sevgisini Atmak. Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Son Bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey evladım! Bu senin hemen öğreneceğin bir sanat değildir. Hemen eline alabileceğin ve atabileceğin bir şey değildir. Aksine o bir takım adımlar ve aşamalardan sonra gelir. Daha önce geçen nebiler ve resullerle, aynı şekilde her devirde bulunan veliler ve ebdalların baktığı gibi dünyanın çehresine bakman ve onu asli şekliyle görmenle olur. Senin dünyaya bu şekilde bakman, onlara sözlerinde ve davranışında uymanlı olur. Sen onlara tabi olduğun zaman onların gördüklerini sen de görürsün. Eğer söz, amel, gizli, aşikar, ilim, amel, şekil ve mana yönüyle Allah dostlarının izinde olursan ve onların tuttuğu gibi oruç tutar, onların kıldığı gibi namaz kılar, onların aldığı gibi alır, onların terk ettiği gibi terk eder, onların sevdiği gibi seversen, Allah sana kendini ve başkalarını görebileceğin bir nuru bahşeder. Sana senin ve başkalarının kusurlarını gösterir. Sen hem kendi nefsinde hem de diğer insanlar nazarında züht sahibi olursun. Bütün bunlar sende gerçekleştiğinde işte o zaman kalbine yakınlık nurları gelmeye başlar ve sen gerçek manada mümin, arif ve alim bir kişi olur ve eşyayı asli suretiyle ve manasıyla görebilirsin. Dünyayı daha önce gelmiş geçmiş ve ondan yüz çevirmiş zahitlerin gördükleri gibi görürsün. Dünyayı çirkin görünüşlü bir yaşlı acuze gibi görürsün. Dünya Allah dostlarının yanında bu çirkin şekliyle görülürken, devlet adamlarının ve sultanların nazarındaysa en güzel şekilde süslenmiş olan gelinlik kız gibi görünür. Dünya, Allah dostlarının yanında değersiz, zelil bir şeydir. Onlar ahireti düşünürken dünyadaki nasiplerini de dünyanın burnunu yere sürte sürte zorla alırlar. Ey evladım! Dünyada gerçek zahitliği elde ettiğinde, tercihlerinde ve mahlukat hakkında da zahit ol. Zahitliği elde ettiğinde halktan korkmaz ve ondan ummazsın. Allah'tan emirler gelmedikçe nefsinin emirlerine boyun eğme. Allah'ın emirleri kalbine ilham yoluyla veya uykudayken gelir. Bundan sonra mahlukattan nefret ederek yüz çevirirsin. Eğer uzuvların dinginleşirse korkulacak bir durum yoktur. Eğer uzuvların sakinleşmezse bu durum sana zarar verir. Bu mertebeye ulaşmak kalbin sakinleşmesiyle elde edilir ki bu da çok büyük bir şeydir. Aslında nefsin, tabiatın, arzuların, kısacası Mevla'nın dışındaki her şeyin ölmedikçe sükûna eremezsin. Eğer bunlar sende gerçekleşirse o zaman Allah'a yakın olmakla dirilirsin. Ölümden sonra dirilirsin. Sonra o seni kendisi için diriltir ve insanların yararına çalışmak, insanları hakkın kapısına götürmek için görevlendirir. Hem dünyada hem de ahiretten kısmetini alman için her ikisine karşı sende bir temayül belirir. İnsanlardan gelebilecek sıkıntılara karşı Allah seni kuvvetlendirir. Bu sebeple insanları sapkınlığa düşmekten kurtarırsın ve onlar hakkında Allah'ın emirlerine tutunmuş olursun. Eğer bunu istemezsen Allah'ın yakınında senin için başkalarına muhtaç olmayacak derecede yeterli miktarda genişlik vardır. Yokken eşyayı yaratan Allahu Teala'yı bulduktan sonra insanlarla huzur bulamazsın. Bütün eşyadan önce O vardı. O her şeyi yaratandır. Her şey yok olduktan sonra var olacak olan tek O'dur. Günahlarınız yağmur taneleri gibi çok,
her an yapacağınız tövbeleriniz o günahlara denk olsun. Yazıklar olsun. Sen şımarığın, şerlinin birisin. Sen şehvetine düşkünsün. Heva ve heves sahibi birisin. Sen bir hiçten ibaretsin. Şu ders veren kabirlere bak ve iman diliyle onlarla konuş. Onlar bulundukları halleri sana haber verirler. Ey evladım! Sen Hakk'ın ve onun velilerinin dileklerini yerine getirdiğini iddia ediyorsun. Hem de seni kendi haline bırakmamı, sıkıştırmamı, ayıplamamı istiyorsun. Halbuki ben Allah'ın izniyle üzerinizde gözcüyüm. Sözlerinde ve davranışlarında yalancı münafıkların kafasını koparırım. Birçok defalar şeyhlere güzel zanda bulundum. Birçok defa onlar adına vazifelerde bulundum. Sonunda bana da bunun ecri verildi. Ey amellerini tuzsuz yoğuran dünya ehli! Geliniz, amelleriniz için tuz alınız. Ey tuz alıcısı gel! Ey münafıklar! Hamurunuz tuzsuz ve mayasız. Onun ilim mayasıyla ihlas tozuna ihtiyacı var. Ey münafık! Sen nifakla yoğrulmuşsun. Pek yakında senin münafıklığın ateşe dönecek. Kalbini nifaktan temizle ve kurtul. Kalbin temizlenince diğer uzuvların da temizlenir ve kurtulursun. Kalp diğer organların çobanı mesabesindedir. O istikamet üzere olursa diğer uzuvlar da istikamet üzere olur. Hem kalp hem de diğer uzuvlar istikamet üzere olursa müminin işi mükemmelleşir. Ailesine, komşularına ve hemşehrilerine güzel bir rehber olur. Onları yönlendirir. İmanın kuvveti olması ve Allah'a yakınlığı sebebiyle mevkisi yükselir. Ey cemaat! Allah'la olan dostluğunuzu güzelleştiriniz ve ona karşı gelmekten sakınınız. Onun hükümleriyle amel ediniz. Zira o sizi kendi hükümleriyle amel etmeniz ve sizin hakkınızda ezeldeki takdiri doğrultusunda ilimle meşgul olmanız konusunda sorumlu tutmuştur. Öyleyse sizler de bu ilimle amel ediniz ve onun hakkını yerine getiriniz. Eğer sen bu şekilde amel edersen, bu amel senin elinden tutar ve kendi için amel ettiğin zatın huzuruna çıkarır. Bu sayede daha önce bilmediğin ilimleri ondan elde etmiş olursun. İlmi yönden Allah'la beraber, hükmi yönüyle de mahlukatla birlikte bulunursun. Sen ilk ameli yaptığında ikinci ameli de isteyebilirsin. Ayakların birincisinde sabit kaldığında ikincisini de iste. Ey evladım, neyle karşılaştın? Üstadı nasıl karşılıyorsun? Arkana dön ve akıllı ol. Önce ilim tahsil et, sonra o ilimle amel et, amellerinde de ihlaslı ol. Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Fıkıh öğren, sonra inzivaya çekil. Mü'min önce kendisine farz olan ilimleri öğrenir. Sonra da insanlardan uzaklaşarak ıssız yerlerde kendini ibadete verir. Halkı tanıdığında onlara kızar. Hakkı tanıdığında onu sever, onu ister ve ona hizmet eder. Halk bu özelliklere sahip olan kişilerin peşine düştükçe bu kişiler halktan devamlı kaçarak başkasını arar ve başkasını arzular. Fayda ve zararın, hayır ve şerrin halkın elinde olmadığını bilir. Halktan kendilerine bu tür şeyler gelse de onların aracı olduğunu, o işin aslında insanlardan değil Allah'tan geldiğini bilir. İşte bu insan şunu çok iyi bilir. İnsanlardan uzak olmak, onlara yakın olmaktan daha hayırlıdır. Böylece fer'i terk ederek asıla döner. Asılın bir olduğunu, fer'in ise çok olduğunu bilir ve asıla sımsıkı yapışır. Tefekkür aynasına baktığında bir kapıda durmanın birçok kapılarda durmaktan daha hayırlı olduğunu görür ve kapıda durarak ona sarılır. Kesin inanç sahibi ihlaslı mümin akıllıdır. Allah'tan ona en üstün akıl verilmiştir. Bundan dolayı da o insanlardan kaçarak uzaklaşır.
Ey evladım, farkında mısın? Hiçbir şey sana durduğun yerde gelmez. Elbette sende bir gayret olmalı. Çok çalış. Yardım ancak Allah-u Teala'dandır. İçerisinde bulunduğun bu hayat denizinde hareket et. Dalgalar seni yukarı kaldırır ve çevirerek sahile kadar götürür. Dua senden, kabul etmek ondan. Çalışmak senden, muvaffakiyet Allah'tandır. Terk senden, hakimiyet ondan. İstediklerinde doğru ol. Allah sana kendisine yakınlık kapısını gösterecektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki kalpler paslanır. Kalplerin cilasıysa Kur'an okumak, ölümü çokça anmak ve zikir meclisine devam etmektir. Evet, kalp paslanır. Onu tedavi etmenin yolu Hazreti Peygamber'in anlattığı yöntemle gidermektir. Aksi halde kalp kararmaya başlar. Nurdan uzaklaştığı için kalp kararır. Kalp dünyayı sevdiğinden, vera görmeden dünyaya meylettiğinden dolayı kararır. Kalbine dünya sevgisi yerleşen kişinin verası yok olur. Verası yok olunca da haram ve helali orada toplamaya başlar. Dünyayı biriktirmeye başlarken de iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti kaybolur. Rabbinden utanma hissi kalkar. Rabbinin kendisine murakabe ettiğini unutur. Peygamberimizin mübarek sözlerini kabul ediniz. Onun size anlattığı tedaviyi uygulamak suretiyle kalplerinizin paslarını silerek onu parlatınız. Şayet sizlerden biri hastalansa da doktora gitse, doktoru da ona bir takım ilaçları tavsiye etse, o kişi ilaçları kullanmadığında iyileşmesi mümkün olur mu? İster halvet halinde, isterse halk arasında dolaşırken Rabbinize karşı murakabe halinde olun. Rabbinizi daima görüyormuşçasına gözünüzün önüne getirin. Siz onu görmeseniz de o sizi görüyor. Devamlı bu haleti ruhiye içerisinde bulunun. Gerçek zikreden kalbiyle Allah-u Teala'yı anandır. Kalbiyle Allah-u Teala'yı anmayan gerçek zikreden değildir. Dil kalbin kölesidir ve ona tabidir. Allah dostları Allah'la sabretmiştir. Ondan uzak olmaya sabredememiştir. Onunla beraber olmak için, onun için, onun yolunda sabrettiler. Onlar Allah-u Teala'ya yakın olmak istemiş ve nefislerinin, hevalarının ve tabiatlarının evlerinden çıkmıştır. Şeriatın aydınlığında Rablerine yürümüştür. Ey evladım! Fasığın yüzüne ancak arif olan kişi güler. Onun yüzüne gülmesi, onu tanımıyor görüntüsü vermesindendir. Oysa arif kişi, onun din evinin harap olduğunu, kalp yüzünün kapkara olduğunu, aldattığını ve kirli şeyler içerisinde olduğunu bilir. Ey Allah'ım! Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi bizimle baş başa bırakma.